deprem bölgelerinin yeniden ayağa kaldırılması ve kalkınması için savunma sanayimizin belli alandaki yatırımlarını inşallah o bölgeye yapacağız. Bunun için de alan tespiti ve çeşitli altyapı gereksinimlerinin görülmesi ve yatırım alanlarının tespiti ile ilgili fizibilite çalışmalarına başladık. Alandaki valilerimizle, AFAD'ımızla, sektör temsilcilerimizle işbirliği ve koordinasyon halinde inşallah bölgeye firmalarımızın yapacağı çeşitli teknoloji yatırımlarıyla da önemli bir istihdam ve iskan imkanı sağlamış olacak. Tabii bu iskan ve istihdam programımızda hem bölgeden göçü önlemek, hem iskan sağlarken bölgeye yüksek teknoloji ve katma değerli yatırımlarla istihdam sağlamak da bizim ana amaçlarımızdan birisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın hemen şimdi diyerek devletimizin her kurumu ve birimiyle başlattığı bu seferberliğe en yüksek şekilde katkıda bulunmaya çalışacağız. Allah ülkemize bir daha böyle felaketler yaşatmasın diyor. Milletimize bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Tabii Türkiye sınır güvenliği açısından önemli bir ülke. 3000 kilometreyi aşan sınırlarımız ve sahil sınırlarımızla beraber Türkiye'nin bu konuda sahaya verdiği çok çeşitli ürünler ve sistemler var. Bu konuda kullanıcı makamlarla istişare ve işbirliği halinde gelen geri bildirimlerle de bu sistemlerin ve uygulamaların daha da geliştirilerek alana verilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tabii radar sistemleri harp alanının ve sınır güvenliğinin temel ve vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Bunu da çok yakinen biliyoruz. Bu nedenle askeri ve sivil radar sistemlerine yönelik orta ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarımızın yurt içinden karşılanması ve bu alanda yerli sanayinin kabiliyetlerinin geliştirilmesi, üniversite ve araştırma merkezlerimizin de bilgi birikiminin kullanılarak savunma sanayi bünyesinde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda erken ihbar radar sistemi ailesinin yeni ürünü olan alçak irtifa radar sistemi projesinin ilk ürününü yakın zamanda envantere vereceğiz. Güvenlik güçlerimizin kabiliyetlerini ciddi ölçüde artıracak milli radar sistemlerimizin sayılarının önümüzdeki dönemde artırılmasını planlıyoruz. Bu amaçla yeni bir gelişme olarak bu yıl içinde erken ihbar radar sistemi ailesi kapsamında ilave radar alımları sözleşmeleri imzaladık ve imzalamaya devam ediyoruz. Ayrıca sınır güvenlik sistemi projemiz KAYI ile hudut karakollarımızda 7/24 sınır hattının izlenmesi, kontrolü ve verilerin kayıt altına alınmasını sağlıyoruz. Projemizin kapsamında kameralar, kara gözetleme radarları, kablo güdümlü balon sistemleri, karadan geniş alan gözetleme sistemi ve fiber optik akustik sensör başta olmak üzere birçok alt sistem entegre edilerek kullanılmaktadır. Bu sayede kesintisiz görüntü çözümü sağlanıyor. Sınırlarımızda tespit ve teşhis ve müdahale sistemleri yaygınlaştırmak amacıyla KAYI projemizi genişleterek projenin ikinci fazı ile birlikte başta Suriye ve İran hudut hatları olmak üzere sınır güvenliğine yönelik çözümler geliştiriyoruz. Tabii sınır güvenliği uygulamalarımız aslında bir tek ürün değil, çeşitli sistemlerin birleşimiyle oluşturulan bir çözüm, anahtar teslim çözüm. İhracat anlamında da çok çeşitli temaslarımızda birçok ülkenin ana öncelikli konularından birisinin sınır güvenliği olduğunu da görüyoruz. Bu kapsamda ülkemizde savunma sanayi ekosistemi olarak anahtar teslim çok net çözümleri sunabilmek gibi bir avantajımız var. Çünkü bunların uygulamalarını yaptık, yapıyoruz. Muhtemel ülkelerde de bu çözümlerimizi gösterip onlara belki akıllarına dahi gelmeyecek derece teknolojik ve kapsamlı çözümler sunma ihtimalimiz var ki bu da ihracat anlamında büyük bir potansiyel sağlıyor. Bu da şu mesaj anlamına geliyor. Şu anda bu platformda ürünlerini sergileyen firmalarımızın tek tek ürünlerini sunmak yerine çeşitli yapılar altında, ana yükleniciler altında bir araya gelerek
sistemler zinciriyle anahtar teslim ve açık bırakmayacak derecede hassas çözümler sunması son derece önem taşıyor. Sınır güvenliğinin başka bir kalemi de aslına bakarsanız hassas tesis güvenliği. Bundan ayrılamayacak derecede çeşitli ortak teknolojinin olduğu bu alanda da önemli çözümler geliştirme ihtiyacının bulunduğunu, hatta mevcut çözümlerin oralara aktarılabileceğini biliyoruz. Tabii sınır güvenliği derken sahil şeridimizin güvenliği için büyük önem arz eden projelerimiz de oluyor. O da bir güvenlik unsuru. Sahil gözetleme radar sistemimiz geniş tarama alanı sayesinde uluslararası kaçakçılık faaliyetlerinin önemli ölçüde kontrol altına alınmasını sağladı. Sahil gözetleme istasyonlarının devreye alınması ve yeni işlevlerin hizmete açılması ile kapsamının genişletilmesini hedefliyoruz. Birliklerimizin ve tesislerimizin korunması için geliştirilmiş olan drone tespit ve önleme sistemlerinin yeteneklerini değişen tehditlere paralel olarak sürekli olarak geliştirmekteyiz. Ve yeni yetenekler ile hızlıca sahaya sürmekte, gelen geri bildirimlerle ürünlerimizi daha da mükemmelleştirmeye, iyileştirmeye çalışmaktayız. Bu amaçla son dönemde sizin de basından takip ettiğiniz üzere çok sayıda sistemi kullanıcılarımıza teslim ettik. Benzer şekilde birliklerimiz için tehdit haline gelen roket ve hava mühimmatlarının erken tespiti için gerekli olan radar sistemlerinin de geliştirilmesine yönelik projelerin başlatılması için gerekli adımları başkanlığımız atıyor. Deniz ve hava gözetleme için kullanılan radar sistemlerimizin yanında hava kuvvetlerimiz envanterinde bulunan F-16 uçaklarının ve Akıncı İHA sisteminin AESA burun radarlarının da milli olarak geliştirilmesinde son aşamaya geldik. İnşallah bunu da uygulamaya geçirip dünyada son derece modern bir radar olan AESA radarını da devreye almış olacağız. Bu vesileyle güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu, duyabileceği katma değer yaratacak kara konuşlu radarlar yanında hava, kara, deniz ve uzay platformlarını entegre radar sistemlerinin özgün olarak geliştirilmesi ve bu sistemlerinin lojistik desteğinin yurt içinden karşılanması şeklindeki radar sistemlerine ilişki vizyonumuzu tekrar hatırlatmak isterim. Değerli katılımcılar, sektörümüz, ülkemiz ve milletimiz için gerçekten önemli tarihi günlerden geçiyor. Yakın zamanda Kızıl Elma insansız savaş uçağımız ilk uçuşunu yapmıştı. 18 Mart bizim için bir milat tarihti ve 18 Mart tarihinde milli muharip uçağımız hangardan çıktı, taksi yaparak pist başına gitti. Bunun yanında Hürjet'imiz, Atak 2'miz ve Anka 2'miz de artık görücüye çıktılar. İnşallah her biri gündeme geldiğinde bir ülkede belki bir yıl konuşulabilecek ürünlerin biz dördünü birden, beşini birden sahaya sunmanın gururunu taşıyoruz. Bu ürünlerimizin daha olgun seviyelerde gündeme geldiğini ve uçuşlarında çok yakında göreceğiz. Tabii bunun yanında yine Bayraktar TB3'ümüzün de Anadolu gemisinde operasyon yapmak üzere hazırlandığında belirtmek istiyorum. Bütün bu çalışmalar gösteriyor ki inşallah istikbalin 100 yılına havacılık ve savunma sanayi olarak en büyük katkıyı ve desteği vereceğiz. Bu bilinen gelişmelerin yanında bilinmeyen ve yeni sürprizlerimizin de olacağını belirtmek ister. Önümüzdeki günlerde de bizi takibe devam edin demek isterim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde savunma sanayi ekosistemi olarak Mehmetçiğimiz ve güvenlik güçlerimizin her daim yanında olmayı sürdüreceğiz. Onlarla el ele, omuz omuza bu sektörü dünya liginde çok üst sıralara taşımaya devam edeceğiz.